Evet, dün Kerimcan Durmaz isimli vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç teşkil eden eylemleri nedeniyle. Bugün ise 5651 sayılı yasanın 8 ve 9. maddelerine göre de sosyal medya hesaplarına erişimin kapatılması, durdurulması için Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunduk. Dosyamız Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk aşamasında. Dosya Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne ulaştığı takdirde yasa gereği konu ile ilgili 24 saat içerisinde bir karar verilecektir. Kişinin, şüpheli şahsın yapmış olduğu eylemler beni, bizleri, meslektaşımı ve tüm kamuoyunu vicdanen rahatsız etmiştir. Ben bir kız babasıyım, 4 yaşında bir kız babasıyım. Bu suç duyurusunda bulunurken kendisinin ergenlik çağında olduğunu düşünerek ve o Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bugün de Sulh Ceza Hakimliği'ne hesabının kapatılması ile ilgili başvuru yaptık. Neden iki başvuru yaptık? Biri kişinin cezalandırılmasına yönelik bir başvuruydu. Bugünkü yaptığımızda 3 milyon takipçisi olduğu hesabının kapatılmasına yönelikti. Peki buna sebep olacak eylemi nedir? Insta Story'de yani Instagram hesabında kullanmış olduğu video 5651 sayılı yasanın 8 ve 9. maddesine aykırıdır. Bu aykırılık sebebiyle hesabın erişilmesine, engellenmesini talep ettik. Engellenir mi? Bence engellenir. Çünkü kamunun takip ettiği bir dava oldu ve dün o kadar çok meslektaşımla beraber mesaj aldık ki herkes teşekkür ediyor. Gerçekten insanlar artık birilerinin bunlara dur demesini o kadar istemiş ki çok insanlar tarafından destek gördü ve herkes bu davanın sonucunu takip edeceklerini ve ellerinden ne geliyorsa destek vereceklerini, imza toplanması gerektiğini, her konuda imza verebileceklerini söylüyorlar. O yüzden iyi bir hareket olduğunu düşünüyorum. İnsanların aklıyla oynamaya çalışmak, attığı bir videoyu sanki kendisinin değilmiş gibi lanse etmek, paylaşanları davayla tehdit etmek. Bunlar hoş değil. Eğer gerçekten bir yanlışlık olsaydı bize gelen yorumlarda, eleştirilerde bahsedildiği gibi şahıs çıkar, özrünü diler, kabuğuna çekilir, bir şekilde konu kapanırdı. Ama burada olay çok başka. Hatta benim şahsi fikrim prim yapmak adına bunun kasti yapıldığını ben düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Bunun takdiri artık bu saatten sonra mahkemededir. Umarım gerekli cezayı alır. Bana programdan arayıp hapis cezası alıp almayacağını sordular. Maalesef ben hapis cezası çıkacağını düşünmüyorum. Ne kadar 6 yıl, 6 aydan 5 yıla kadar teşhir suçu ceza kanunumuzda cezası olsa da ben 2 senenin altında bir ceza alacağını ve hükmün açıklanmasını geri bırakılacağını düşünüyorum. Ama bu bile bir başlangıçtır ve bazı kişiler için caydırıcıdır. Umarım bir sonuç alınacaktır.